Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür bizler de iyiyiz. Fakat hala sıcaklarla boğuşmaktayız arkadaşlar. İnanın günlerdir çok sıcak. 1 gram yağmur yağmadı buralara. Hava bulutlu, yağmur havası var fakat yağmadı. Şu an bile çok sıcak arkadaşlar. Alnımdan şapır şapır ter akıyor, inanır mısınız? O kadar sıcak yani. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz bahçemden karadut toplamıştım. Derin dondurucuya koymuştum, böyle birer kiloluk birer kiloluk poşetlere koyup, buzdolabı poşetlerine koyup. Bir kilosunu çıkardım. Bugün karadut dondurması yapacağım arkadaşlar. İlk defa yapacağım. Geçen sene bir tarif almıştım. Kısmet olmamıştı yapmak. Bu sene deneyeceğim arkadaşlar. Bu sıcaklarda da iyi gider diye düşünüyorum. Şimdi buzluktan çıkardığım için arkadaşlar şöyle dondurucudan biraz çözülsün diye bekleyeceğim 1 saat kadar. Sonrasında da beraber sizlerle karadut dondurması yapacağız. Sonra görüşelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce tenceremin içerisine 1 litre süt koyacağım. Şöyle 1 litre pınar süt koyacağım. Bardağa yakın toz şeker koyacağım. Şöyle bir. 2 bardaktan biraz az arkadaşlar. Şöyle. Ve 2 yemek kaşığı buğday nişastası. Şöyle 2 yemek kaşığı. Kaşığı buğday nişastası koydum. Şimdi biraz şöyle karıştıracağım. Ve 2 tatlı kaşığı kadar da tereyağına ihtiyacım olacak. Şimdi tenceremi ocağın üzerine koyacağım. Tencereme 1 litre süt koydum. 2 bardağa yakın toz şeker. 2 yemek kaşığı nişasta koydum. Şimdi böyle karıştıracağım kaynayana kadar. Kaynamaya başladı. Şimdi bir 10 dakika kadar daha böyle karıştırarak kaynatmaya devam edeceğim. Bir 10 dakika karıştırarak kaynattım. Şimdi tenceremin altını kapatacağım ve ocağın üzerinden alacağım. Şimdi tenceremin içerisine 2 tatlı kaşığı kadar tereyağını ilave edeceğim. Ve beraberinde tekrardan karıştıracağım. Tereyağım eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Sıcaklığıyla tereyağım da eriyecektir. Ve ilk buharı çıkana kadar karıştırmaya devam edeceğim arkadaşlar. İlk buharı gidene kadar bayağı bir karıştırdım. Şimdi tenceremi 1 saat kadar oda sıcaklığında soğumayı bırakacağım. Koyulu da böyle arkadaşlar. Sonrasında da 2 saat kadar da buzdolabında soğumayı bırakacağım. Ve bayağı bir koyulaşacaktır. Karadut dondurması yapmak için hazırlamış olduğum kremayı yaklaşık 1 saat kadar oda sıcaklığında soğumaya bırakmıştım. Güzelce soğumuş. Şimdi 2 saat kadar da buzdolabına koyacağım. Hem biraz daha soğuyacaktır, hem biraz daha koyulaşacaktır. Tenceremi buzdolabından aldım. Şöyle bayağı güzel koyulaşmış ve soğumuş. Şimdi içerisine 4 bardak kadar karadutumu ilave edeceğim. Şöyle içerisine 4 bardak kadar toplamış olduğum dutlarımı ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra da blenderla ezeceğim.
Şimdi şöyle blenderla yavaş yavaş rutularımı şöyle biraz daha ezmem gerekiyor. Biraz daha ezeceğim arkadaşlar. Sanırım oldu. Şimdi bir kez daha şöyle bakacağım. Ezilmeyen taneleri kalmış mı diye. Gayet de güzel ezilmiş. Rengi de çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Harika bir rengi var. Şimdi derin bir saklama kabımın içerisine hazırlamış olduğum malzemeyi dökeceğim arkadaşlar. Şöyle saklama kabımın içerisine hazırlamış olduğum malzemeyi dökeceğim. Şöyle yavaş yavaş. Tarifte yazılandan biraz fazla yaptım arkadaşlar. 2 malzemelik hazırladım. Normalde tarifte 2,5 su bardağı süt, 2 bardak karadut, 1 bardak toz şeker, 2 yemek kaşığı buğday nişastası ve 1 tatlı kaşığı da tereyağıydı. Ben 2 malzemelik hazırladım. O yüzden çok olduğu için de büyük saklama kabına koydum. Şimdi ağzını kapatacağım ve buzluğa koyacağım. 2 saat buzlukta bekleteceğim. Sonrasında çıkardıktan sonra tekrardan blenderla ezeceğim. Karıştırarak ve tekrar buzluğa koyacağım. Böyle 4-5 sefer aynı işlemi tekrarlayacağım arkadaşlar. Şimdi İlk 2 saat buzluğa koyacağım ve bekleteceğim. Biraz donması için 2 saat buzluğa koymuştum. 2 saat doldu arkadaşlar. Buzluktan çıkardım. Şimdi kapağını açacağım. Şöyle birkaç defa karıştıracağım. Sonrasında tekrardan blenderla ezeceğim. Bu ilk aşamaydı. Şimdi kapağını kapayarak tekrardan buzluğa koyacağım. Ve yine 2 saat donmasını bekleyeceğim. 2 saat sonra yine aynı işlemi uygulayacağım. Ve böyle 3 defa daha aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. 2 saat arayla 3. çıkarışım. Şimdi tekrar kapağını açacağım. Şöyle karıştıracağım.
Blender'la üçüncü kez karıştırdım arkadaşlar. Şimdi son bir kez daha şöyle karıştırdıktan sonra kapağını kapayacağım. Bir iki saat kadar daha yine buzlukta bekleteceğim. İyice donması için. Son kez daha buzluğa koyacağım ve donması için bekleyeceğim. 2 saat geçtikten sonra yine buzluktan çıkardım. Şimdi son bir kez daha şöyle karıştırarak bayağı bir donmuş. İlk önce şöyle kaşıkla karıştıracağım. Sonra yine blenderla ezeceğim. Bu işlemi son kez uygulayacağım. Ve tekrardan donması için buzluğa koyacağım. Bu işlemi dördüncü kez uyguluyorum arkadaşlar. Blender'la güzelce ezdim. Tekrardan son defa buzluğa koyacağım ve donması için bekleyeceğim. Şöyle yine bir defa karıştırarak. Kapağını kapatacağım ve yine buzluğa koyacağım. Donması için bekleyeceğim. Karadut dondurmam oldu sayılır. En son yine buzluktan çıkararak blenderla ezdim ve 2 saat buzluğa koymuştum donması için. Bu işlemi 4 kez tekrarladım. Şimdi yine buzluktan çıkardım arkadaşlar. Açacağım kapağını ve dondurmam bayağı bir donmuş. Şöyle kenarından kaşıkla alarak şöyle dondurma kaseme koyacağım arkadaşlar. Gerçi biraz daha donması gerekiyor. Ben biraz acele ettim sanırım. Şöyle. Tekrardan buzluğa koyacağım. Biraz daha donması için. Şöyle üzerini de karadutla süslemek istiyorum arkadaşlar. Karadut dondurmam böyle oldu. İlk defa denedim ve tadı da çok güzel olmuş arkadaşlar. Sadece biraz acele ettim. Buzluktan biraz erken çıkardım. Sizler biraz daha fazla tutabilirsiniz. Biraz daha donması gerekiyor. Ama tadı mükemmel. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.